Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymençelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta sizlere hasılmatikle maral fal Türkiye hayvancılığını kurtarıp kurtaramayacağını konuşacağız. Bunları değerlendireceğiz. Birlikte fikir telakkisi yapacağız arkadaşlar. Yorumları bir noktada da size bırakacağım arkadaşlar. Biliyorum son yıllarda ülkemizde hayvancılık oldukça kötü durumda arkadaşlar. Yem fiyatlarının ne kadar yükseldiğini et ve süt fiyatlarının ise istenilen seviyelerde olmadığını zaten biliyoruz. Bunu tekrar tekrar söylemenin bir anlamı yok ve bu sebepten dolayı da zaten bize yeni kahramanlar arayışına girdik arkadaşlar. Bizi kurtaracak kahramanlar arıyoruz şu an. İşte hasıl gibi, maralfalfa gibi çok ucuz maliyetlere üretebileceğimiz, hayvanlara da yedirdiğimizde et verimini, süt verimini bedavaya sağlayabileceğimiz bu sayede hem ülkemizin, hem dünyanın, hem de ailemizin ekonomisini kurtaracağına olan inancımızı destekleyecek bir şeyler arıyoruz arkadaşlar. Farkındayım. Bu sebeple aslında hiç kimsenin hevesini kırmak istemem ama biz bugün gerçekleri konuşmak zorundayız arkadaşlar. Eğer hayvancılığımızı kurtaracaksak o zaman ineklerimizden 30-35 litre ortalamalarda süt almayı hedeflememiz lazım. 4 ayda 45-50 kilo canlı ağırlığa gelecek kuzular yetiştirebiliyor olmamız lazım. Bir laktasyonda 400 litre ve üzerinde süt sağabileceğimiz koyunlarımız olması lazım arkadaşlar. İşte biz bunları yaparsak o zaman hem kendi ailemizin ekonomisini ve hayvancılığını kurtardığımız gibi hem de ülke hayvancılığına büyük katkı sağlayacağız arkadaşlar. Bugün Avrupa'ya baktığınızda Avrupa ve Amerika hayvancılıkta bizi geçmiş olan ülkelerle bizi kıyasladığımızda gördüğümüz bir şey var arkadaşlar. Onlar hayvanlarından bu bahsettiğim verimler ve üzerinde verimler alıyorlar. Biz ülke hayvancılığımızı ve kendi aile ekonomimizi, kendi bütçemizi bir yerlere taşımak istiyorsak kaliteli bir iş yapmak zorundayız. Aslında kimsenin heveslerini ve hayallerini kırmak istemediğim ama biraz sonra istemeye istemeye kıracağım videom başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir dipnot düşelim. Eğer siz de hayvanlarınızdan bu yüksek verimleri almak istiyorsanız, hayvancılıktan para kazanmak istiyorsanız o zaman doğru videodasınız. Biliyorsunuz ki ben hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Ne sizlere tohum satıyorum, ne yem satıyorum, ne de başka bir şey satıyorum arkadaşlar. Sadece bedavaya bildiğim bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Bu arada da bilmiş olduğum bilginin %100 doğruluğuna emin olmadığım hiçbir cümleyi de kurmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bu sayede ben inanıyorum ki hep birlikte ülke hayvancılığımızı bir noktaya taşıyacağız. Ama eğer siz ben hayvanlardan o yüksek verimleri almak istemiyorum. Benim hayvanlardan verim almak gibi bir derdim yok. Benim tek bir derdim var. Bu hayvanları bedavaya beslemek. Gerekirse doğurmasın, süt vermesin, kuzusu ya da danası gelişmesin. Benim için hiç önemli değil. Yeter ki benim cebimden yemesin diyorsanız o zaman doğru bir videoda değilsiniz arkadaşlar. Sadece muhabbet amaçlı izleyin. Bu videoda sizler için faydalı bir bilgi çıkmayacaktır arkadaşlar. Şimdi detaylara inmeye başlayalım. Bundan aylar aylar önce hatırlıyorsanız hasılla alakalı bir video paylaşmıştım. Ee, burada e, olumlu olumsuz bir sürü tepki aldık. Aldığımız tepkiler bizim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Biz doğru olan bilgiden bahsettik arkadaşlar. O da doğru olan bilgi bilgide neydi orada arkadaşlar? Hasıl dediğimiz ürünün rutubet oranının %89-90 oranında olduğu için kuru madde miktarının çok az olduğu için bildiğiniz bir su olduğundan bahsetmiştik. 1 kilo arpadan aldığımız enerji ve proteini alabilmek için yaklaşık 7-8 kilo hasıl yedirmemiz gerektiğinin hesabını ortaya koymuştuk. Tabii birçok arkadaş demişti ki zaten 1 kilo arpadan 7-8 kilo hasıl çıkıyor. 1 kilosuyla 1 kilosunu kıyaslama. Onun 1 kilosuyla onun 8 kilosunu kıyasla dedi. Ama ben de onlara şöyle demiş miydim hatırlamıyorum ama şimdi demiş olayım. Ben 1 kilo arpayı yedirerek koyunlarımı çok güzel flashing uygulaması yapıp koça katıyorken aynı enerjiyi sağlamak için 8 kilo hasılı yediremiyorum arkadaşlar maalesef. Öyle bir işkembe yok çünkü ortada. Aynı zamanda da zaten 1 kilo arpadan aldığım şeyi 8 kilo hasıldan alacaksam o zaman 1 kilo arpayı 8 kilo hasıla niye dönüştüreyim? Bunun için niye uğraşayım? O da ayrı bir macera konusu. Onun da altını çizmek istiyorum. Aslında kısaca şunu bilseniz yeter. Ben biraz daha gerçek rakamlardan bahsedeyim. 1 kilo arpadan 8 kilo hasıl çıkıyor. Evet doğru. 1 kilo arpanın ihtiva ettiği enerji ve protein 7 kilo kadar hasılın içerisinde bulunuyor. Siz 1 kilo hasıl daha kâra geçmiş oluyorsunuz. Bu da doğru. Bunu da kabul ediyorum. Ama işlemi matematiğe vurduğunuz zaman siz 1 kilo arpayı yedirip de birçok fayda sağlayabiliyorken 7-8 kilo hasılı bir işkembeye aynı anda sokamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun farkına varmamız lazım. Bu çok önemli bir nokta. Bir de en çok bahsettiğiniz şey şu olmuş. Sindirilebilirlik oranları. Hasılın sindirilebilirliğinin çok yüksek olduğunu, arpanınsa sindirilebilirliğinin %60 olduğundan falan bahsedilmiş. Arkadaşlar %60 sindirilebilirlikteki bir arpadan bahsetmiyoruz biz. Biz bugüne kadar birçok işletmede arpalarımızı, buğdaylarımızı, mısırlarımızı, yoncalarımızı, samanlarımızı... Türkiye'de yapılmıyordu. Amerika'daki laboratuvarlara gönderedik. Sindirilebilirlik oranlarını birçok işletmede farklı farklı sebeplerle analiz ettirdik. Arpa'nın sindirilebilirlik oranı %60, hasılın sindirilik oranı %100 değil arkadaşlar. Böyle bir saçma bir veri de yok açıkçası. Onun da altını çizeyim. Bu arada bu arada tekrar tekrar da ilave etmek istiyorum arkadaşlar. Ben yem lobisiyle hiçbir alakam yok. Bakın dikkat ediyorsanız hani bana demişler ki yem lobisinde mi çalışıyorsun sen? Arkadaşlar dinleyen arkadaşlara bu yorumu itamı yapan arkadaşlara sesleniyorum. Hiçbir cümlemin içerisinde yem geçmediği gibi ben bunu arpa ile kıyaslıyorum. Fabrika yemini hiç mevzu dahi etmiyorum ki burada siz beni nasıl yem lobici yaptınız? Ayrıca benim kanalımdaki videoları izlerseniz de orada zaten fabrika yemi almayın, kendi yeminizi kendiniz üretin diye kendi kendimi e, paralamaya çalışıyorum açıkçası. Bunun da altını çizmiş olalım. Ayrıca bir noktaya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Arpa fabrika yemi değildir. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yemle alakalı hiçbir şey konuşmuyoruz. Kıyasladığımız şey tarladan çıkan arpayla o çıkan arpayı uğraşa uğraşa hasıla çevirmeye değer mi değmez miyi konuşuyoruz. Bakın çok basit bir örnek vereyim ben size. Siz sadece buradan anlayın bu mevzuyu. Bir inekten 35 litre süt alabilmeniz için vermeniz gereken enerji ve proteini anlatıldığı gibi sadece hasıl beslemesi yaparak sağlamaya çalışırsanız laboratuvar değerleri ortada bir ineğe sadece ve sadece bir ineğe 1 ton 800 kilo günlük hasıl yedirmeniz lazım ki 35 litre süt verebilsin. Denemesi bedava. Denemek isteyen arkadaşlar deneyebilir. Peki hasıl hiçbir yerde mi kullanılmaz? Hiçbir hayvana mı yedirilmez? Tabii ki de yedirilir arkadaşlar. Mevcut rasyonunuz içerisinde bunu kullanabilirsiniz. Hani bir rasyondan bahsediyoruz ya büyük başta 30-35-40 kiloları bulan. Küçük başta ise 2-3 kilo maksimum bandında gezen günlük bir kuru madde tüketiminden bahsediyoruz ya. Orada işte yarım kilo, 250 gram, 1 kilo kadar da mevcut rasyonumuz içerisine koyarak kullanabiliriz. Ama çektiğimiz zahmete değmeyeceğinden bahsettik arkadaşlar bugüne kadar. Ve hasılla alakalı son noktayı da şurada koymak istiyorum. Herkes şimdi dedi ki bana hasılı eleştirdin ama koyunu çıkarttın, bu otu yedirdin. İşte bu ot hasıl değil mi? Millete koyunu meraya gönder diyorsun ama hasılı yedirme diyorsun. Bu ne tezat dediniz? Arkadaşlar bunu söyleyen arkadaşlara da sesleniyorum. Birincisi önce konuşmadan önce bilgi sahibi olalım. Aksi takdirde bilgi kalabalığı oluyor. Çoğu da boş bilgi oluyor. Arkadaşlar hasıldaki rutubet oranının %89-90 civarında çıktığını hatırlatayım bir önceki analizimizde. Peki bu otlardaki rutubet oranı ne kadar? Onu söyleyelim. Koyunculuk yapan arkadaşlar beni şu an çok iyi bir şekilde anlıyorlardır ve e, hak veriyorlardır ki Nisan-Mayıs aylarındaki otların rutubet oranı çok yüksek olur, hasıla yakın değerlerde rutubet olur arkadaşlar. Bu dönemde koyunculuk yapanlar çok iyi bilir ki koyunlar meraya gittiğinde zayıflarlar, kilo kaybederler. Bu dönemde de güzel bir şekilde koça gelmezler. Hatta yeni koç katımından çıktıysa bu yeşil ota girerse o zaman da düşük yaparlar. Peki bu ot Haziran Temmuz'a doğru ilerledikçe suyu uçmaya başlar ve rutubet oranı %60'lara, %50'lere kadar geriler. Hatta sezonun sonuna doğru arkadaşlar rutubet oranı %10'a kadar düşer. Yani rutubet oranı %90'lara yakın olan Nisan Mayıs ayları hasıl otunun rutubetine benzer. Doğrudur ama bu dönemde koyunlar meraya gittiğinde dahi koyunların zayıfladığını koyunculuk yapan bilir zaten. Haziran'dan sonra ot kurumaya başladığında rutubet oranı %90'dan 80, 70, 60, 50 ve yazın sonuna doğru artık %10'lara kadar düşen bu rutubet oranında beslenen koyunlar eski kilolarını tekrar geri almaya başlar. Rutubet nedir arkadaşlar? Rutubet bu mevcut yemlerin içerisindeki su miktarına rutubet diyoruz arkadaşlar. İşte hasılla alakalı geçmişte anlattıklarımızın tekrar bir e, ön özetini yapmış olduk. Dolayısıyla bizim ülke hayvancılığımız 35 litre süt almak istiyorsak hasılla olması mümkün değil, imkansız arkadaşlar. Dünyada ve Avrupa'da da bunu yapıp başarabilen bir işletme örneği yok veren işletme bulursanız da eğer mevcut rasyonun içerisine %5 ila %10 oranında az miktarda hasıl koyuyordur. Ben zaten buna karşı değilim arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Eğer ekilir araziniz yoksa, eğer arpayı üretemiyorsanız, o zaman çölde yaşıyorsanız, o zaman tavaların içerisinde arpayı çimlendirmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi geçelim maralfalfaya. Maral otuna geldiğimizde ise arkadaşlar durum biraz daha farklılık arz etmekte. Peki maral falfanın neyinden bahsediyoruz? Neyini beğeniyoruz? Önce onları konuşalım. Biliyorsunuz ki yılda 2-3 biçime kadar yapılabiliyor. Her biçimde 10'ar ton alındığında dönümden yılda 30 ton verim alabiliyorsunuz ki çok müthiş bir verim olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Aynı zamanda kurak iklimlerde rahatlıkla yetiştirilebileceğinden bahsedeceğiz ama zaten Afrika'dan getirilen ana vatanı Afrika olan bir bitki arkadaşlar. Susuz ülkelerin bitkisi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Aynı zamanda işte sıkı yapısından dolayı ya da bilmiyorum belki başka sebepler vardır. Domuzların ağız tadına da hitap etmiyor da olabilir. Domuzların içeri girmediğinden, mahsule zarar vermediğinden bahsediyoruz ki bu da aslında bizim için bir avantaj. Aynı zamanda da bunu hayvanların yiyebildiğinden bahsedeceğiz. Yani ineklerin bunu tüketebildiğinden, koyunların bunu tüketebildiğinden bahsediyoruz. Bunlar konuşuluyor. Fakat konuşulmayan ince noktalar var. Ben onlara değinmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz konuşulan bu şeylerin içerisinde bunun içerisinde ne kadar enerji var, ne kadar protein var, bir rasyonda ne kadar kullanıldığında ne kadar süt verir, ne kadar et verimine faydası var? Bu gibi şeylerden hiç bahsedilmiyor. Arkadaşlar maral falfa otunun yapılan analiz sonuçlarında %18 kuru maddesi olduğu tespit edilmiş. Yani %82'si rutubet. Kurutularak yedirilebilen bir bitki olmadığı için şimdi bana diyeceksiniz ki işte şu an görüyorsunuz regrasın içerisindeyiz. İşte bu regrası da bitsek onda da zaten %18, %19, %20 belki e, kuru madde var. Geri kalanı su zaten onda diyeceksiniz ama biz bunu kurutabildiğimiz için daha sonra kuruttuktan sonra hayvanlara vermeden kuru madde üzerinden yapılan analizlere göre hareket ettiğimizden dolayı bununla onu kıyaslayamıyorum. Çünkü maral falfayı kurutarak veremiyoruz arkadaşlar. Ya yaş ot olarak vereceğiz. Onun içerisinde de %18'i kuru madde yani 1 kilo maral yeşil otunu verdiğimizde hayvanımıza aslında 820 gram su içirmiş oluyoruz. 180 gram kadar da bir şeyden yedirmiş oluyoruz. Ya da bunun sılajının yapılmasından bahsedeceğiz. Bu arada da sılajı normal şartlar altında %20'nin üzerine kuru madde veremiyor arkadaşlar. Yapılan bir çalışma bulduk. Özel bir çalışma bulduk. Bu özel çalışmada %25 kuru maddeye kadar çıkartabilmişler. Bu da rekor seviyede bulduğumuz bir kuru madde oranıydı. Ama mısır slajıyla kıyaslanıldığında mısır sılajına mısır sılajı diyebilmemiz için zaten %30 ve üzeri kuru maddesi olması lazım. Hadi %28'e kadar tölere edebilelim. Ama bizim standart mısır sılajı dediğimiz sılaj %33-35 kuru madde arasındaki bir mısır sılajından bahsedeceğiz. Çünkü biz birçok çalışmada gördüm %20-23 kuru maddeli mısır ile kıyaslaması yapılmış. Biz %20-23 kuru maddeli mısır sılajı yapıyorsak mısır sılajı yapmayalım bir daha arkadaşlar. Böyle bir mısır sılajı yok maalesef. Şimdi konunun detaylarında devam edelim. Arkadaşlar %8,5'luk bir protein oranı var. Fakat bu reeldeki gerçek maddedeki protein oranı değil, kuru maddedeki protein oranı. Yani şu anlama geliyor. 1 kilo maral falfa otunu alıp analize gönderdiğimizde ve aynı zamanda 1 kilo maral falfa otunu alıp hayvanımıza yedirdiğimizde hayvanımıza ne veriyoruz? Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. 1 kilo maral falfa otunun içerisinde %18 kuru madde var demiştik. Yani 1 kilonun 820 gramı su olduğu için onu şu an çöpe attık. Geriye 180 gram kuru madde kaldı. Bu 180 gramın %8,5'u protein arkadaşlar. 180 gramın %8,5'unu da aldığımızda aşağı yukarı 15 gramı proteindir arkadaşlar. Yani eşittir sonuca geldiğimizde 1 kilo maral falfa yeşil otu tüketen bir hayvanımız 15 gram protein almış demektir. Peki çok basit bir hesap yapalım arkadaşlar. Samanla kıyaslayalım şimdi biz bu işi. Samanın kuru madde oranı %90'dır, %10'u sudur. %90'ın da yaklaşık %2 ila 3 oranında protein ihtiva eder arkadaşlar. Yani 900 gramın %2'si, %3'ü dediğimiz zaman 18 20 25 protein. Hadi 20 diyelim ortalama. 20 protein ihtiva ediyor. Peki biz 1 kilo saman yedirdiğimizde 900 gramı kuru madde olan, 900'ün de %3'ü protein olan bir samandan bahsedecek olursak 20 27 gram arası hayvanımıza protein vermiş oluyoruz. 1 kilo maral falfadan 15 protein alıyorken hayvanımız 1 kilo samandan 27 protein alıyor. Peki biz rasyoncular, beslemeciler Samanın protein oranını bu işte 27 gramlık protein oranını ne olarak kabul ederiz? Sıfır olarak kabul ederiz. Hesaba katmayız arkadaşlar. 15 gramlık proteini siz ne olarak kabul ediyorsanız öyle kabul edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1 kilo samandan bile daha aşağıda protein değeri olan bir bitki karşımızda. işin açıkçası yapılan analiz sonuçları bunun böyle olduğunu gösteriyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki bunun sılajını yapmışlar bunun sılajına bakmak lazım. Bunu yeşil ot olarak verin demiyorlar zaten. Sılaj olarak verin diyorlar. Arkadaşlar dersime çalıştım. Ee, şimdi de ondan bahsedeyim sizlere. Yapılan %30 kuru maddeli mısır sılajıyla %25 kuru maddeli maral falfa sılajı arasında bir çalışma yapılmış arkadaşlar. İkisinin karşılaştırması yapılmış. Ben şimdi bu çalışmanın ne manaya geldiğini çalışma üzerinden sizlere anlatacağım. Bu arada tekrar altını çizmek istiyorum. Maral Falfa'nın %25 kuru madde alınmasının sebebi daha üst kuru maddelerde bir sılajının yapılamamasından kaynaklanıyor. Halbuki Mısır'da ise %35'lere kadar kuru madde alabiliyoruz. Ama burada %30 kuru maddeli bir mısır sılajı karşılaştırılmış. Mısır sılajında 7,5 protein varken Maral Falfa'da %6,6 protein var arkadaşlar. Ee, aynı zamanda 2100 kalori mısır sılajında enerji varken 1600 kalori da enerji var arkadaşlar. Tabi bunu kuru maddeler üzerinden değerlendirdiğimizde işin özeti şu oluyor. Arkadaşlar 1 kilo mısır sılajı yedirildiğinde 22.5 gram protein alıyorken bir hayvan 650 kalori enerji alıyor. Bu durum da ise en iyi şartlar altında 16.5 proteinle 400 kalori enerjiye tekabül ediyor. Ama burada... Önemli bir nokta var. Biz daha önceki yem yapma videolarımızda da bahsetmiştik. Yem olayında sadece ve sadece enerji ve protein dengesine bakılmaz arkadaşlar. Kafanızı çok fazla karıştırmamak için selüloz gibi ADF, ADL, NDF gibi değerlerden çok fazla bahsetmeden sadece anlaşılabilir olması için bazı önemli noktalara değinmek istiyorum. Yapılan analizlerde Maralfalfa'da görüldüğü üzere yüksek miktarda sindirilemeyen selüloz bulunmakta arkadaşlar. Mısır sılajının bir buçuk katı oranında. Bu ne manaya geliyor? İçerisinde ihtiva ettiği protein ve enerji miktarı laboratuvar şartlarında doğru. Fakat hayvanda sindirim oranlarına geldiğimizde mısırın Mısır sılajının bir buçuk kat daha kötü... Sindirime sahip olduğu anlamına geliyor. Bunun altını çizmemiz çok ve çok önemli. Enerji ve protein olarak mısır sılacının zaten gerisinde olan maral falfa otunun sılacı aynı zamanda da ihtiva ettiği odunsu yapısı ve yüksek sindirilemeyen selloz içeriği sebebiyle sindirimi de oldukça güç bir malzeme arkadaşlar. Biliyorum siz hasılda olduğu gibi sadece maral ile hayvan beslemeden bahsetmiyorsunuz. Maral falfayı mısır sılacının yerine ya da bir miktar mısır sılacını bir miktar maral falfayla ta takviye edelim ki beslenme maliyetlerimiz düşsün istiyorsunuz. Ama arkadaşlar maalesef biz hayvancılıktan verim almak istiyorsak, yüksek miktarda süt verimi, döl verimi elde etmek istiyorsak o zaman kaliteli beslemek zorundayız arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Fabrika yemleriyle değil arkadaşlar. Eğer bizim tarım arazilerimiz varsa eğer burada arpa yetişiyorsa, eğer burada yonca, fi, yulaf, regras yetişiyorsa, burada mısır, ayçiçek, pamuk yetişiyorsa, arkadaşlar yeni maceralar aramayın. Eğer kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız ona kaliteli bir yakıt vermeniz lazım. Nasıl ki iyi arabaya iyi bir yakıt, iyi bir yağ koymaya çalışıyorsanız, işte hayvancılık da böyledir. Hayvanınızdan yüksek verim almak istiyorsanız o zaman doğru beslemeniz lazım arkadaşlar. Doğru beslemeyi tekrar altını çiziyorum. Fabrika yemleriyle değil. Bu tarz bedavaya üretilmeye çalışılan, çok ucuzluğunun dışında başka bir artısı olmayan atıklarla değil arkadaşlar. Kaliteli birinci sınıf kaba yemler ve kaliteli birinci sınıf kesif yemlerle beslememiz lazım. İşte bu şartlar altında ülkemizin hayvancılığının bir noktaya geleceğine inanıyorum. Biz bugün Anadolu'da tüm dünyanın medeniyetin ve hayvancılığın beşiği sayılabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz ve yüz ölçümü Konya kadar olmayan ülkelerden büyük baş ve küçük baş hayvan ithal ediyoruz arkadaşlar. Bizim tüm dünyaya kaliteli birinci sınıf hayvan satabiliyor kıvamda olmamız lazım. Bizim ürettiğimiz et ve süt ülke ihtiyacının ötesine geçip yurt dışına et ve süt ihraç edebiliyor olmamız lazım. Bütün bu potansiyel bu toprakların genlerinde mevcut arkadaşlar. Sadece ve sadece yaptığımız işte kaliteyi arttırmamız lazım. Yaptığımız işte bilimi arttırmamız lazım. Yaptığımız işte teknolojiyi arttırmamız lazım ve özveriyi arttırmamız lazım. Şimdi arkadaşlar önemli bir nokta var. Herkes şuna bir dikkatini cezbetsin. Neden Amerika'da, Avrupa'da ya da dünyanın çeşitli bölgelerinde hayvancılığın gelişmiş olan ülkelerinde maral alfalfa gibi, hasıl gibi ürünlere eğilim yok. Çünkü bu bahsedildiği üzere tüm dünyanın hayvancılığını değiştirebilecek bir ülke ekonomisini iki günde düzeltebilecek bir şey olsaydı bunu birçok dünya ülkesi kullanıyor olurdu arkadaşlar. Maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Bu tarz ürünler bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Bu tarz ürünler tarım arazilerinin olmadığı, verimsiz tarım arazilerinin olduğu, bir türlü kaliteli kaba ve kesif yemin üretilemediği ülkelerde hayvanları taş köküyle beslemektense bali bunu yesin diye ürettikleri, çaba içerisine girdikleri, zahmete katlandıkları ürünler bunlar. Bunlar kesinlikle bizim yoncamızla, fiğimizle, yulafımızla, arpamızla, buğdayımızla, mısırımızla, ayçiçeğimizle kıyaslanabilecek şeyler bile değil. Yani aslında bu ürünleri bunlarla kıyasladığım için birçok konuya hakim uzman meslektaşım bana beni esefle kınıyordur bile. Bu bunlarla karşılaştırılacak şey değil ki diyorlar bana. Bunu da duyuyorum. Ama maalesef. Ülkemizde bunu bilmeyen bir sürü yetiştirici var. Ben de onlara seslenmeye çalıştım. Umarım sesimi duyurabilmişimdir. Boş hayallerin peşinde koşmasın istiyorum insanlar. Kolay yoldan para kazanılmıyor. Taş kökü yedirilerek de verim elde edilmiyor arkadaşlar. Kaliteli, bilinçli ve kendi yemini üretebilen bir hayvancılık toplumuyla tüm dünyaya önümüzdeki yıllarda hayvancılığı öğretebilecek bir ülke konumuna gelme ümidiyle bir videomun sonuna geldim arkadaşlar. Uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan bana katlanmışsınızdır. Dediğim gibi arkadaşlar, hiç kimseye tohum satmıyorum, yem satmıyorum, ilaç satmıyorum, hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Bu sebeple tekrar tekrar söylüyorum. Sizlere vermeye çalıştığım tek şey doğru bilgi, kaliteli bilgi kaliteli hayvancılık. Önümüzdeki günlerde başka bir video ile görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.